Vallahi efsane. İsmail? Ben birkaç bakan kulağıma... Biraz iş Toto'ya döndü ama sanki birkaç böyle. Birkaç bakan kulağıma çalındı. Mesela Çalışma Bakanı. O burada yok. Var özellikle. Var, var. Vedat Işıkhan. Çalışma Bakanlığı. Tarım Değişecek Bakanlığı, olanlar. Evet. Tarım Muhtemel. Bakanlığı. Ve ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duymuştum. Ama bütün bunlardan daha çok üzerinde en çok konuşulan kişi... Bunlar dönem dönem akla geliyor ve tartışılıyor. Ama şu günlerde üzerinde en çok yoğunlaşılan kişi İçişleri Bakanı. Evet, ben de aynı. Yani ben büyük diğer bakanlardan daha çok sürpriz olmaz. Aslında beklenen olur biliyor musun? Yani şu Niye? Günlerde yargı ve güvenlik... Bugün yeni bir operasyon yapıldı. Belki de onun bu nedenle demiyoruz. Çünkü aslında Barış Adalet Bakanı da uzun uzun konuştu bugün. Belki o da bu nedenle olabilir. Şimdi Adalet Bakanı'yla... İçişleri Bakanı arasında bir gerilim var. Herkes bunu biliyor, herkes konuşuyor. Doğru. Özellikle emniyet bazı operasyonlarda bilhassa bu polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi olayında ve başkaca hadiselerde şöyle bir imaj yarattı. Biz yakalıyoruz, adliye serbest bırakıyor. Bu Adalet Bakanlığı cephesinde fevkalade tepkiyle karşılanıyor. O bakımdan ikisi arasındaki krizin önemli nedenlerinden biri bu. Karşı taraf ne diyor buna? Kim? Adalet Bakanlığı tarafı. Onlar da diyor ki doğru düz soruşturma yapmıyorsun, mecburen bırakıyoruz. Evet. Böyle bir kendi aralarında. Bir de İçişleri Bakanı ile ilgili başkaca eleştiriler var. Bunlardan biri ard arda saldırıların meydana geldiği ve sokakta şiddetin görünür hale geldiği dönemde Teknofest'e katılıyor olması büyük eleştiri aldı. Bir de Sayın İçişleri Bakanı'nın iletişim danışmanı Ergün Hoca ile ilgili eleştiriler var. Aslında bu türden sabah uyandığımızda atılan tweetlerin nedeni olarak biraz da onu görme eğilimi var. Ve yine İçişleri Bakanı'nın siyasi bir kişilik olmamasından kaynaklı bir tartışma var. Süleyman Soylu döneminde fazlaca siyasi bir makamdı İçişleri Bakanlığı. Şimdi tam tersi. Onun yerine mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geldi. O da mümkün olabildiğince nötr iyi bir şey olmakla değil mi? Eleştiriliyor. İşte bize göre öyle. AK Parti cephesinden söylüyorum zaten. Hatta dediler ki, dün görüştüğüm kimi AK Partililer şöyle ifade ettiler. Sanki AK Parti'nin değil de CHP'nin bakanı. Öyle bir ithamla karşı karşıya kaldı. Biliyorsun bu eleştirilerin en fazla olduğu dönemde İstanbul, pardon, yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde bu eleştirileri azaltmak için sokağa çıktı İçişleri Bakanı. Evet, evet. İstanbul'da. Aslında yapıyor, yapmaya çalışıyor da o kadar oluyor herhalde. Yani şimdi vali şöyle, olduğu için. İçişleri Bakanı ile ilgili başkaca eleştiriler de var. Bunlar, şimdi İçişleri Bakanlığı şanslı bir bakan. Gerçekten Ali Yerlikaya çok şanslı bir insandı. Sebebi de şu, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en çok eleştiri alan İçişleri Bakanı'nın yerine geldi. Yani Süleyman Soylu'nun yerine ben gelsem ben de zaten... Bir adım başarılı sayılabilirim. Çünkü o kadar öyle bir makamdı ki o. Süleyman Soylu o makamı o kadar çok siyasal amaçlarla kullandı ki ve kamuoyunda iz bırakan o kadar hatalar yaptı ki Ali Yerlikaya gibi bir vali, yani herhangi bir eylemlikte olmayan, öne çıkmayan bir vali orada müthiş bir kariyer yapabilirdi. Nitekim başlarda yaptı da. Aslında Ali Yerlikaya başlarda AK Partili'den çok muhalif kesimden övgü aldı. Muhalif kesim Süleyman Soylu garezinden onu biraz sarmalara doyamadı. Yani öyle de oldu doğrusu. Evet, doğru. Fakat bir aşama sonra işin seyri değişti. Şimdi biz tabii haklı olarak neyi eleştiriyoruz? Süleyman Soylu dönemindeki işte kimi suç örgütlerinin fütursuzluğunu. Fakat gözden kaçan şu. Oraya çok odaklandığımız için aslında bugün sokaklarda şiddet o dönemin üzerine çıkacak hale geldi. Yani sadece şu bir hafta 10 gün, 2 hafta içerisinde polislerin uğradığı şiddeti gördüğümüzde bile aslında buna dair birkaç fikir yürütebiliriz. Bir yandan Sayın İçişleri Bakanı ard arda her sabah ve ard arda şu operasyon, bu çeteye baskın, öbür gruba soruşturma açıklamaları yaparken diğer taraftan suç örgütleri azalmıyor, artıyor, şiddet eylemleri de artıyor. Yani biri düşünün ki bir saat, bir yarım saat arayla iki kız çocuğunu katlediyor. Üçüncüsünü İstanbul'un göbeğinde bıçaklarla doğuruyor. Vücudunu surlardan atıyor. Şimdi bir diğerini düşünün. İstanbul'da işte yine İstanbul'da aranan bir kişi karakoldan kaçıyor. Kovalayan polislerin silahını alıyor. Bir polisi şehit ediyor. Etrafındaki herkesi vuruyor. Ve
daha nicesi. Burada bir yandan da şöyle bir eleştiri var. Bak bu söylediklerimin hepsi emniyetçi eleştiriler. Birincisi emniyetin bu dönemde başarılı olamadığı. İkincisi bakanın ağırlığını hissettiremedi eleştirisi. Üçüncüsü ise polisteki zafiyet. Bir de böyle bir tartışma başladı. Çok genç polisler. Şimdi evet yani haksızlık etmek istemiyorum. Kelle koltukta mücadele veriyorlar. Yani her birine kolaylıklar dilerim. Ama bazı hadiseler var ki maalesef yani önlenebilirdi. Şimdi bugünkü mesela dünkü olayı söylemiyorum. Orada psikopatın biri geldi. Orada beklemekte olan polis arkadan bıçak sapladı. O ayrı. Şimdi orada da biraz özenli olabilirdi ama hani ona yapacak bir şey yok. Ama ya geçen gün Konya'daki hadise. Konya'da tabii. Konya'da. O çok ders niteliğinde bir şey. Bıçak çekiyor ve 3 polis kaçıyor. Yakaladığı polislerden birini bıçaklıyor. Diğer 2 arkadaşı yeri gelmiyor bile. Kaçan polislerden. Şimdi kardeşim orada polis vazife selahiyetleri kanunun 6. maddesine göre silah kullanma hakkı doğmuştur. Biz bu maddenin kullanış biçimine itiraz ederken silah kullanma hakkının doğmadığı alanlarda bunun kullanılmasını ediyoruz. Yoksa burada sana doğmuş kardeş. Burada ne yapacaktın ki? İkincisi özellikle Şeyda Yılmaz hadisesinde yani birden çok sabıka suç kaydı olan kişiyi gözaltına alıyorsunuz. Anası geliyor. Anasıyla baş başa yemek yesin diye nezaretten çıkarıyorsunuz. Tellerden atlıyor. Sokağa kaçıyor. 4 polis arkasından gidiyorsunuz. Aranızda boğuşma olurken silahınızı alıyor. Hem sizi vuruyor hem arkadaşınız şehit ediyor. Bunlardan kaynaklı da Sayın Ali Yerlikaya ile ilgili eleştiriler var. Bir diğer hadise Ali Yerlikaya aslında dedim ya baştan şanslıydı. Niçin? Çünkü Soylu döneminde, Süleyman Soylu döneminde mağdur edilmiş olan ciddi oranda emniyet müdürünü ve polis amirini yanına çekmişti. Onlardan bir kısmı da aslında Soylu dönemini soruşturacak. Hatta daha da somut olarak söyleyeyim. Soylu ve ailesine doğru genişleyecek bir soruşturmayı başlattı. O da Ayhan Bora Kaplan. Fakat Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yüzüne gözüne bulaştırdılar. Bir yandan MHP bu soruşturmayı kendisine dönük bir kumpas diye nitelemeye çalıştı. Diğer yandan bu soruşturmayı yürüten polislerden bazıları amacını aşan şekilde eylem ve işlemlerde bulundular. Ve o soruşturma kadik oldu. Kapandı gitti. Diğer taraftan ne oldu? Yine Soylu döneminde mağdur olmuş ve Ali Yerlikaya'ya daha açık olan polis emniyet müdürlerinden bazıları ise Ali Yerlikaya tarafından cezalandırılmak istendi. Onlardan birisi özellikle eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Bey. Mustafa Çalışkan. Şimdi Mustafa Çalışkan'ı Soylu yiyememişti. Yani emekli etmek istemiş hatta başaramamıştı. Erdoğan onu tutmuştu. Mustafa Çalışkan bile Ali Yerlikaya'yla karşı karşıya gelmek zorunda kaldı. Ali Yerlikaya Mustafa Çalışkan'ı Bakü'ye hani böyle sürgün tayin adı altında sürmeye çalıştı. Ve bunu son anda Cumhurbaşkanı öğrendi. Ali Yerlikaya dur dedi. Aynı şekilde Soylu döneminin emniyet müdürlerinden Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz. O da emekli edilmek istendi. Onu da başaramadı. Onu da Bakü'ye gönderdiler. Böyle bir Bakü sürgün yeri gibi bir şey haline dönüştü. Bütün bunların sağlamasını yaptığımızda hem kuvvetli asayiş sorununun giderek yaygınlaşması hem de bu arada asayiş sorusunun ek olarak çok sayıda çete var. İlli ufaklı mahalle çeteleri var. Yani biz şeye odaklanmıştık hep bugüne kadar. İşte büyük eski kabadayıların merkezinde olduğu suç yapılanmalarına. Onlara odaklanmıştık. Şahinler, efendim Sarallar, o ve diğerleri. Fakat artık bu en iri kıyımı Barış Boyun olan küçük küçük yığınla mahalle grubu var. Bunlar bak yeni türedi. Bunlar 14'lü 15'li yaşlardan başlıyor. 20'li yaşlara kadar kendi mahallelerinde acımasızca bir şiddet uyguluyorlar. Sonra bir üst grubun taşeronuna dönüşüyorlar. Bunlardan bazıları çok büyüyünce uluslararası kartellerin yerel taşeronuna dönüşüyorlar. Ve bunun en gelişmeyi izleyen önemli örnek Barış Boyun'du. Daltonlardı. Şimdi tam da kabinenin değiştirileceğinin tartışıldığı günlerde Barış Boyun ve Dalton'dan operasyon yapıldı. Evet. Bak burada şöyle bir hadise de var. Halbuki Barış Boyun'a zaten daha yeni dava açıldı. Ben geçen anlattım burada rap grupları falan. O 57 sanıklı mıydı? Bakmam lazım. Yani onlarca sanığın olduğu yeni bir dava zaten. Daltonların iki liderinden biri içeride, biri Gürcistan'da. Daltonlar davası da yeni açıldı. Yani şunu demek istiyorum. Ya açılmış olan davası açılmış olan örgütlere operasyon yapılıyor. Burada bir de kendi içinde de büyük çelişki var ya. Ben görüntülere baktım. İçişleri Bakanı'nın yayınladığı görüntülerde. Sıfır Kalaşnikov,
kutusundan çıkmamış bir sürü silah. Bu Daltonlar'da bu vardır. Bak, vardı. Daltonlar'da vardı, İsmail Barış Boyun'da yani bu vardır bunu... da şunu söyleyeceğim. Ya bu Daltonlar davası açılalı 2 hafta oldu. Pardon özür dilerim, Barış Boyun davası. Daltonlar davası açılalı da zaten 2 ay oldu. Yani davası açılmış suç örgütlerine yeniden operasyon. Bak Sayın Yerlikaya'nın döneminde açılan bazı örgüt soruşturmalarında bir kısmı böyleydi. Ve tabii en önemli, yani Ali Yerlikaya'nın üzerinin çizilmesindeki en önemli nedenlerden biri özellikle kendi konutundan göçmen çıkması. Yani kendi konutunun iki tane de göçmen çıkıyor olması. Mıydı, bütün bunlar nedeniyle ben bu bakanlardan çok Ali Yerlikaya ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki, uzattım özür dilerim. Hayır, şunu sorayım. Kim gelecek? Ha, şimdi onunla ilgili